Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Saideyi de aldım galiba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Merhaba. Geldin Saideciğim. Hoş buldum hocam, canım hocam. Nasılsın hayatım? Özledim. Ne kadar oldu bilmiyorum ama. 8 Ocak'ta buradaydınız. Evet, şimdi 21. Vallahi nasıl geçti bilmiyorum. Çok koşturmacalı. Şimdi biraz daha yaklaşayım, ben ayarlayamamış mıyım? Evet, ben evet. oraya koşuyoruz hocam. Diğer mukaddes hanımdaydınız. Şimdi burada sonra dersim. Evet, evet. Sonra Zoom'a koşturacağım. 11.30'a kadar, 11-11 geçe falan bitecek. İşte böyle. Bugün de bütün gün job sınıfındaydık. Çok güzeldi. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, Brandon'ın. Biraz Brandon'un, evet. Biraz bekleyelim istersen arkadaşları. Tamam, olur Hemen hocam. başlayamayalım. Ben de çok heyecanlıyım. Değil mi? Değil mi? Çok Şimdi normal teşekkürler. herkes ayrı bir heyecan verici. Bir de bu akşam ayrı bir heyecan verici benim için. Teşekkürler Saidem. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu kadar gönüllü olduğun için, yani neye gönüllü? Yayına değil. Yani o kalbini açtın ya. Yani onu konuşacağız zaten de. Bu kadar açık olmaya gönüllü olduğun için teşekkür ediyorum öncelikle. Yani o kadar Ben güzelsin teşekkür ki ediyorum. Saideciğim, o kadar Olduğunuz güzelsin ilham, ki. olduğunuz Yani ilham ve ya alan biz için. veriyoruz biliyorsun. Sen de bunların içindesin. Yani biz veriyoruz ama alabildiğin için teşekkür ederim. Şimdi bu almakla ilgili biliyorsun. Evet. Ne kadar alabiliyorsak, ben bu kaydı, bu yayını kaydedeceğim sadece. Çünkü bu bir geri bildirim olduğu için Evet. sanki kayıt gerekiyor. Bütün katılamayan arkadaşlarıma da katkı olsun. Çünkü biliyorsun sınıflarda veriliyor o enerji. Yani kim ne kadar alabiliyorsa, kapasitesi ne kadarsa. Yani bazen almayı durdurabiliyoruz, önümüzde oluyor. Kendi önümüzde duruyoruz yani bir takım bahanelerle. Evet. İşte bugüne kadar o bahaneleri yaptık belki de. Ama sen dedin ki ya yeter ya tamam ben bunu artık kaldırıyorum bu bariyeri dedin galiba o gün. Enerji de öyle aktı ve sen aldın yani. Evet. Aldın. İzin verdim hocam. İzin verdin Sizin işte bu. sınıfınız zaten izin Evet verir. ama bunu ne kadar verebiliyoruz değil mi? Hani Evet. biz mümkün olduğunca izin veriş halini aktarmaya gayret ediyoruz ki bu şakanın zaten içeriği ve sen buna oldun. Mevcut oldun ve gerçekten o kapıyı açtın ve sonra da olanlar oldu. Olanlar oldu. Ve bu sadece sadece ve sadece neredeydi? İntro. Sadece bir intro sınıfında bu oldu. Intro yani. Yani intro tabii bir açıklama yapalım. Biraz kelimeleri şey kullanıyor olabiliriz. Yani sınıf öncesi bir tanıtım. İki Evet. saatlik bir tanıtım da o. O tanıtım deyip de geçmeyelim. O Evet. tanıtım gerçekten enerjetik bir tanıtımdı tabii. Yani o enerjiyi almaya davetti ki orada çok açılım oldu o 2 saatlik sınıfta patladı yani nasıl becerdik ben de bilmiyorum ve ilk defa bu introyu seninle yaptım sayede ne Evet. kadar güzel bir enerjiyi patlattın orada çok şükran duyuyorum artık introlar süper olacağından eminim. Şimdi neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl Başka olur? neler mümkün? Aynen. Gerçekten bundan sonra introsuz bir şakasın semineri düşünemiyorum. İlk intro hocam. Yani benim hayatımı dönüştürdü. Benim Kesinlikle. matrislerimi açtı. Benim Kesinlikle. hapishanelerim varmış. Ki alandayım. Ki ben eğitimciyim. Yıllar hani enerji alanında olmadan önce de öğretmenliğimde hep kişisel gelişimde okuyorum falan. Bir şeyler var da hep alandayım ve
O gün şaka sınıfı, ben daha önce de Senin söylemiştim, seçmiştim. introsunda. Şakayı seçmiştim ama introyu da sizinle beraber konuşurken böyle bir intro çıktı. Yapalım dedik. Ki introdan hani çok bir şey beklemiyoruz. Sınıfın enerjisini alıp oradan oraya geçiştir normalde. Ama ben de bum. O 2 saatte ondan önceki sayede, ondan sonraki sayede oldu. Ki 8 saatlik şaka sınıfı da muhteşemdi. Hani onu da orada hakkını Dur, yemeyeyim. oraya geçemedik önce. Şu introda bir kaldık. İntro'yu geçelim. Onu bir bitirelim, ondan sonra şakaya Şimdi geçelim. anlatayım mı hocam? Tabii, yani introsu böyleyse şaka ne olacak acaba? Senin tüm günlük seminer ne olacak diye konuştuk. Evet, 2 saat çok güzel seminerdi. Şey, bir seminerdi tabii o 2 saat. Ama sen son yarım saatte mi? Nasıldı? Oraya bir küçük açıklama yaparsan. Şimdi sınıfı alıyorken zaten izin verişteyiz. Sınıfın özelliği bu ve sizin alanınızdayız. Sınıfın alanındayız. Farkındalıklar, böyle bilgiler akıyor. Ve izin verişteyiz. Böyle muhteşem akıyor. Şimdi siz dediniz ki bir çalışma yapalım. Gözlerinizi kapatın. Ben gözlerimi kapattım. Arkadaşlarım da vardı burada. Bir de ev sahibiyim ya hani böyle biraz daha şeyim. Hani gözlerimi Evet. kapattım ama hani bir şey olur mu falan. Sahibim orada bağlantıya geçtik. Bağlantıda çözüldü, değil mi o? Evet. Evet. Yani bağlandık, sizinle bir bağlandık. Kaynakla Çok doğru. bağlandık. Değil mi? Doğru Evet. söylüyorum. Kaynakla Doğru bağlandık. söylüyorsun. Doğru Ve söylüyorsun. gözlerimi kapattım. Siz dediniz ki değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Onu önünüze alın enerjisini. Onu değiştirir dönüştürmez. İlk aklıma para geldi benim. Parayla öncesinde sorunlarım vardı. Ama şu an yok yani. Para benim için problem değil. Dedim para değil yani. Orada bir şey değiştir dönüştürmeme gerek yok. Zaten güzel gidiyor falan. Bak, İşim Bilge burada. Sahideciğim, Bilge diyor ki canlı tanıyor. onlar şahitler olaya. Bilgi Canım öpüyorum. Bilgeciğim, ben de öptüm. Ve ikinci alanıma şey geldi. İşim. Ben şu an çok sevdiğim işi yapıyorum. Akses kançasındayız. Ve bilinç benim hem işim, hayatım, felsefesi böyle sarmal oldu yaşam şeklim ve para da kazanıyorum. Güzel de gidiyor. CFO olma yolculuğundayım falan böyle her şey tatlı, hoş gidiyor falan. Orada değiştirmeyi arzuladığım bir şey yok. Güzel, bunu neyi değiştireceğim yani orada bir şey yok. Sonra dedim ki ilişki olabilir. Çünkü böyle eşimle 30 yıllık evliyiz, çalkantılar falan var. Ha dedim orada bir şeyler değiştirebilirim belki katkı olur. Sonra dedim ki hayır, ölüm enerjisi geldi. Dedim ki ne ölümü? Hani ben ömrümün yarısı terörle, silahlarla falan geçti doğuda. Hiç ölümden korkmam yani. Öleceksek öleceğiz yani. Sonsuz varlık niye ölümden korksun? Şu gün o şey diyeyim ama hiç de olmadım zaten. Ölümden dedim ben korkmuyorum ki. Yani ölümün neyini değiştireceğim? Dedi ki onun ölümü. Onun ölümü deyince benim şurama bir acı oturdu. Ve birden Matrix'e girdim. Yatıyorum. Ağlıyor. Bedenim ağlıyor ve buradan başlayan şöyle ellerimin ulaştığı yere kadar simsiyah bir şey beni sarmış. Böyle kımıl 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 ve acı. Nasıl bir acı? Bedenim ağlıyor. Nefes alamıyorum. Boğuluyorum. Şimdi ev sahibiyim ya diyorum ki sahibi bir kendini topla. Yok olmuyor bilgim yanımda orada. Kontrol edemiyorum kendimi. O acıya dayanamıyorum. Meğersem ben o acıyla yaşıyormuşum. O acı hep varmış. Üstünde ben çok neşeliyim, keyifliyim. Hani bir şey olsa hemen kolay çıkarım. Bir sürü yöntem, teknik biliyorum falan ama altta böyle bir şey varmış. O işte o intro sınıfında çıktı, sizinle çıktı.
O bağlantı da çıktı. Ve ben buna dayanamadım. O benim diğer zaman ve boyutlarda aşık olduğum kişinin benden önce ölmesiyle yaşadığım acı. Sevdiğim, aşık olduğum, daha doğrusu sevdiğim demeyeyim, aşık olduğum kişinin acısı, aşk acısı. Ben ve isyana başladım. Ben küçüklüğümden beri böyle aşka meram vardı ama şimdi sevdiklerim de bunu izleyecek. Onları seviyorum. Kızlarımın babasını, kızlarımı, herkesi sevgim tabii canım, bu onunla ilgili o başka bir şey. Tabii. Bu başka bir şey. Bu aşk. Ben aşkı bilmiyorum. Aşkı meğersem o gün anladım. Aşkla ilgili bir şey geldiği zaman alanıma, çocukluğumdan beri, bildiğimden beri hep bir affedersiniz bokluk çıkıyordu. Yani ben o aşkı yaşamıyordum. Aşk diye bir şey yok. Hep böyle sevgi üzerine kurdum ilişkilerimi. Aşk acısı ve ilahi yaradana böyle bir ağda bir isyanım oluyordu. Benim ama neden olduğunu bilmiyordum. O zaman fark ettim. Onu benden önce aldı diye. Ve ben öyle cenazelere falan gidemezdim. Meğersem ondan gidemiyormuşum. İnsanların o yemettiğindeki acıyı orada ben nefes alamıyordum zaten başka zamanlarda. Ondanmış. Kafa tutuyorum. Diyorum ki niye benden aldın onu? O da diyor ki sen kendinden daha çok ona aşık olamazsın. Dank dedi bana. Yani kendimden daha çok aşık olmak. Kendime aşk. Ve gelen bir de şuydu alanda. Kendine aşk, bana aşk. Çünkü biz Yaradan'dan üflendik. Sen bana ve kendine aşkı tamamladığında o aşkı bulabilirsin. Ya oradaki aşk Yaradan aşkıydı. Ben aslında aşık olup da sevdiğimi kaybedeceğim korkusuyla bu hayatta, bu yaşamda reddetmişim aşkı. O aşkı reddederken kendime aşk, Yaradan'a aşk, doğaya aşk hep reddetmişim. Aşksız yaşamışım. O kalp açıldı. O kalp açıldı. Evet, o buradaki o kilit açıldı. Buradaki hep ben sevgiden işlerim. Ben ana sınıf öğretmeniyim, anneyim, evladım. Sevginin önemini ve o sıcaklığını bilirim. Aşk başka bir şeymiş. O orada bir acıyla geldi. Dedim ben bunda ne yapacağım? Sağ olun siz orada müdahale ettiniz. Daraldı böyle o simsiyah şey, acı. O acıyı diyor ki alanda bana kaynaktan gelen, sen ne zaman aşkı görecek ve yaşayacaksın, o zaman o acı aşka dönüşecek. Aşk eşittir acı. Yani onu ben öyle kodlamışım orada. Aşkı evet, yaşamadan ondan kurtulamayacakmışım. Ve bayağı bir sallandım ben. Toparlayamadım kendimi. Sağ olun alan açtınız. Arkadaşlarım da katkı oldu sizlerle beraber. Sizin ben hakkınızı ödeyemem diyormuşum. Estağfurullah. Yani yok öyle bir şey. Lütfen alıp kabul edin. Çünkü arka odaya gidip uzandığımda ben çırpınıyordum. Biliyorum. Sanki bir ama kalbim. O 2 saat bitmişti. O bitti. Çalışmada yapıldı ama biraz hafifledim ama attım ben botlarla falan yatağa, titriyorum, donuyorum. O acıyla yaşıyorum, o acıyı hafifletemiyorum. Azaldı ama var yani. Onu gönderemiyorum. Siz yanıma geldiniz ve ben parmağımı kıpırdatamıyorum, konuşamıyorum, can çekişiyorum. Ve yardım edin bile diyemiyorum. O haldeyim. Varlığı olduğunuz alana sonsuz şükran. Orada beni öyle bırakabilirdiniz. O sizin inisiyatifinizdeydi. O sizin büyüklüğünüz ve gani gani gönüllülüğünüz. Yani o yüzden sonsuz şükran duyuyorum. Dediniz ki bana sadece sana bir dokunuş yapabilir miyim? Bir çalışma yapabilir miyim? Öyle bir şey. Yani o an ben elimde değilim ya. Ben evet izin veriyorum. Hocam izin veriş değilim zaten. O sınıfa gelmeden önce 2 ay öncesi başladı onun enerjisi. İzin verişteyim. İzin verdim ve siz hani böyle süt
kaymağı olur ya, kalın bir kaymak. Böyle bir kaymağı alınca duru bir süt kalır altında. O da sanki böyle etrafında simsiyah şey. Siz onu, ben gözlerim kapalı, ne yapıyorsunuz görmüyorum ama alanıma gelen öyleydi. Sanki onu böyle tuttunuz ve buradan çekip attınız. O an nefes aldım. O an ağlamam durdu. O an duru süt gibi böyle yeniden doğmuş gibiydim. O acıya ben acıyla yaşamışım bu ömrümde, bu hayatımda, belki diğer zamanlarda da. Ve beni hep durdurmuş, bariyer olmuş ve ben bunun farkında bile değilmişim. Ve ben bunun bilincinde bile değilmişim. Bir şey baktan ne var? Yani orada ne var diye soruyoruz ya biz. Bunu değiştirebilirim, değiştirirsem nasıl değiştirebilirim? Ve o değiştirebileceğim yer şaka, intro sınıfı ve sizinleymiş. O yüzden şükran duyuyorum. Olduğunuz alana, seçime. İyi ki bilinci seçtiniz ki bizlere de böyle alan oldunuz, ilham oldunuz. O matrislerden, o hapishanelerden çıkmamıza dokunuş oldunuz. O yüzden şükran duyuyorum. Saadet'im, ben de sana gerçekten bunu cesaretle ifade ettiğin için. Çünkü hepimiz evliyiz ve sevdiğimiz bir eşimiz var. Ve biz bunun yanı sıra geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz her ne kadar eğitmen ya da kolaylaştırıcı ya da aynı zamanda da bu hayatın içinde farkındalıkta, bilinçte ilerlemeye devam ediyoruz. Oldum, bittim diye bir şeyin içinde değiliz. Her zaman daha büyüğünü seçiyoruz, biliyorsun. Ama senin yaptığın gerçekten o kadar bir cesaret ki. Bir kere her şeyden önce bu aşk acısı benim için de genç kızlığımdan beri reddettiğim bir şeydi. O acıyı yaşamak hiç istemiyordum. Ve bunu farkındaydım, yani bunun çalışmalarını daha önce bir şekilde yapmıştım farkında olarak. Ama senin o gece onu ortaya çıkarman, o 2 saatlik introda ve sonra o kapıyı açman ve buna izin veriyor olman ve bunu gerçekten kendi evreninden, bedeninden, hayatından, hepimiz için, gezegen için, dünya için, diğer insanlar için o kapıyı açmış olman. Yani çok büyük bir cesaret ve çok şükran doluyum. Gerçekten şükran doluyum. Çünkü bu travmanın sanki başı gibi, anlıyor musun? Başı ya da ortası, her neyse. Bunu herkes yaşayabiliyor. Sadece sen değil, ben değil. Bu herkesin hayatında bir icat, öyle diyeyim. Ve baş edemeyeceği bir şey sanki. Ve sen bunu çat diye ortaya çıkardın o 2 saatlik şeyde. Ve bunu ben tabii ki gidemezdim. Benim yanımda kimse olsa gidemezdi. Orada bir şeyin tamam olarak dönüşmesi gerekiyordu. Çok şükür buna izin verdiğin için ben sana şükran doluyum. Ben teşekkür ediyorum. Ve bu yayın tüm insanlara nasıl bir katkı olacak? Çok Hediye güzelsin. olsun. Gerçekten çok güzelsin. Çünkü insanın cesareti, kendisi, biz kolaylaştırıcıların bunu açıkça, kendimizi dürüst bir şekilde burada açığa çıkarmamız herkes için bir kapı açıyor. Bunu saklamamak, o zaman biz bir kolaylaştırıcı olamayız. Bunu saklamadığımızda, bu kapıyı herkes için açtığımızda ve bunu ifade cesurca, evren hepimizin arkasını kolluyor ve bunun için şükran duyuyorum Saideciğim. O kadar güzelsin ki. İlk seni tanıdım. İyi ki, iyi ki varsın güzel arkadaşım. İyi ki. Aynı şekilde hocam. Siz bana alan oldunuz. Her Ben zaman. hayata dokunuşlara, ben kekemeydim, öğretmenlerim bana dokundu ve dokunulmanın önemini biliyorum. Ve şu an sizin dokunuşunuzla ben şu an aşk, sevgi hepsiyle yaşıyorum. Doğa aşk, kendime aşk. O 3 Ocak'tan beri Ne kendimi büyük. takılıyorum. Ne büyük bir Diyorum canım, bugün farkındalık. O ne yalan yapmak istersin? gibi. Derdim ama bu sefer Acısı. daha bir böyle aşkla, yani tüm Sahi de. alanımla. Sahi de'cim, o yalan gitti.
Evet. O aşk acısı bir yalandı ki zaten. Evet. Ama hepimizi o yalanın içinde tutuyordu. Yani çünkü Evet. gözyaşlarımız, gözlerimiz doluyor acının içinde. O yalanı sen o gün kapıyı açtın ve gerçeğe. Müthişti. Sonra bu 2 saat. Daha bir de bir tam günlük şaka seminerimiz var. O zaten müthiş yani bunun üstüne yani ballı kaymak o muhteşem bir sınıf ve ben seçtim ne zaman olur zamanı ne zaman ben de onun eğitmeni olmayı seçtim hocam çünkü Ama sizin sen gibi girdin sınıfa. sınıfa girdim sınıfı aldım muhteşem Evet. benim alanımda o kadar çok açılımlar yarattı ki ve şu an onun ötesini seçiyorum. Onun Evet, ötesini çünkü seçiyorum. orada söylemek istediğim bir şey var. Mevcut oluyoruz değil mi? Evet. Ya bu İzin çok veriş, değerli. mevcut olmak o kadar kolay ki şaka sınıfıyla. O izin verişte olup, şimdi o tahtaya yazdınız ya bir sürü, oy beyninizin içini görüyorsunuz bu ne? Böyle falan oluyorsunuz yani. Ay kendi beynimden böyle falan tiksiniyor insan. O düşünce o zihinde miydim hep? Ki alanda olan biri olarak kendimi öyle görünce falan oldum. Dedim izin veriş muhteşem. Bu sınıfta izin veriş ve olmayı öğreniyorsunuz. Şükürler olsun. Bugün şaka sınıfının gücüyle o da bana bir kanat oldu. Akses bir kanat, şaka sınıfı ve sizin alanınız bir kanat. Çok daha bir de 7 adımı da söyleyeyim. 7 adımda da varım. Onlar bana kanat oldunuz böyle. O kadar uçuyorum ki Bundan mutluluktan daha iyi nasıl olur? yaşamanın olmanın tadındayım. Bu muhteşem bir şey. İzin verişteyim sürekli. Olma halindeyim, andayım. Bir şey mi yiyorum? Hemen Mevcut, şaka şimdi burada mevcudiyet, kopyalarını vermeyeyim. mevcudiyet. Şaka sınıfına gelsinler. Oradaki araçları hemen hadi bakalım. Aslında orada sadece bir mevcudiyet var, o kadar. Evet. En kolayı, değil mi? Evet. Anlayacağımı şu an Bundan daha iyi nasıl olur? oluşturamadığım için Evet. öğrendim. Mevcut olmak, anda olmak, kendiniz olmak, olmak. Olmayı oluyorsunuz. Olmaya izin veriyorsunuz. Evet. Doğru Bundan daha iyi ifade nasıl edebilir olur? miyim bilemedim ama benim Kesinlikle, için kesinlikle. böyle heyecandan biraz da nasıl acaba aktarabilirim? Nasıl bir katkı olabilirim? Harika yaptın. Harika, harika. Bundan Gerçekten daha iyi harika nasıl ki olabilir? ben bu kadarını beklemiyordum. Çünkü bu özel bir ifadeydi. Gerçekten bunu bu cesaretin için çok şükran. Çok şükran. Çünkü sevdiğim insanlar buna saygı duyacaklardır. Çünkü siz hangi titreşimdeyseniz onlar da orada ya. Onlar burada, onlar da ben bu andalar. Bunu bildiğim için ve ben de burada olmayı, bunu paylaşmayı seçtim. Bunu herkes bilsin ki daha çok katkı alsınlar. Sizin dokunuşunuzdan, sınıftan, alandan, kaynaktan katkı alsınlar ve bunu seçsinler. Acaba seçseler olmaya, izin verişe ve şaka sınıfına. Onlar hangi matristen, hangi hapishanelerinden kurtulacaklar? Başka kimler böyle anlatacak? Çok merak ediyorum. Evet, teşekkürler. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun canım. Bu yalanı, hani bu aşk acısı dediğin o Bilmiyorum. yalanın yalandan çıktığında sevgili eşler acaba daha büyüğünü nasıl yaratacaksınız birlikte? Değil mi? Yani Evet. o Şimdi bir yalan, neler mümkün? şimdi neler mümkün? Ya o daha büyük bir enerji alanı açacak. Çünkü o siyahlık, o yalan, o sıkışıklık, o demirleydi gibi kalp açılıyor. Çünkü kalbi, o aşk Aynen. acısı dediğin şey kalbi kapatıyor biliyorsun. Evet. Sen o demiri açtın, o zırhı, bir zırhtan çıktın yani o gün resmen. Ben bu Evet. zırhın arkasında aşkı hissetmeye, sevmeye çalışıyormuşum. Şu an o Evet. zırh yok. Evet.
toprağın kokusunda bile aşkı görüyorum. Yağmur yağıyor. Önceden de toprak kokusu çok güzel falan ama şu an böyle bir bak. Şu an koptu yani. Her şey aşkla bakıyorum. Onun yanında zaten sevgi var. Ve o daha da böyle zenginleşti. Bundan Tabii. sonra neler mümkün? Şimdi neler Başka mümkün? neler mümkün? Gerçekten başka neler mümkün? Çok teşekkürler Saideciğim. Ben teşekkür ediyorum canım Yani hocam. vaktimiz doluyor, kusura Evet, bakma ama seni de sizin yormak sınıfınız var. istemiyorum çünkü O o kadar güzel sınıfınız anlattın teşekkürler. ki yani gerçekten katkına teşekkür ediyorum herkes için. Bir şey sormuşlar, ücret nedir şaka sınıfında? Arkadaşlar Diyan'dan sorarsanız hepsini cevaplarız, olur mu? Hiç şey yapmayız, merak etmeyin. Sadece DM'den sormanız yeterli. Saideciğim, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Şükran. Teşekkür ederim. Ben de. Benden de. Ben Çok herkese iyi. kendilerine izin versinler. Bu sınıfı ve bunun yanında hafif gelen tüm sınıflara kendilerini seçsinler. Kendilerine Tabii. izin versinler. Tabii. Olmaya izin versinler. Evet. Ben bu yolculuktaydım ve şükürler olsun. Büyük şükran duyuyorum. Hocamla yolum kesişti. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Ben de Ben öyle. olduğunuz ana katkıya sonsuz şükran duyuyorum. Sağ ol bir tanem, sağ ol. Hep birlikte Teşekkür neler ederim. mümkün diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yanaklarından öpüyorum. İzmir'de görüşmek üzere inşallah en kısa zamanda. Soruyorlar Sağ hocam ne zaman sınıf var, ne zaman geliyor Canan hocam? Fandeşin içinde soruyorlar. Tamam, konuşalım onu. Birlikte neler mümkün sadece. Konuşuruz. Evet. Konuşuruz. Teşekkürler tekrardan. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.